Вес бойца 82,6 килограмма. Şimdi gelin bir otomobilinize. Üstelik Mart ayı boyunca 60 aya varan %0,80 faizli kredi ve dosya masrafı da Toyota Finans'tan. Çıkırım senle her yola Toyota. Bayez представляет команду İstanbul. Salonumuzda 902.423 metrekare İstanbul. Şehrin en yeni cephesi, en yeni bakış açısı. 16.9 İstanbul. Приглашаю красного бойца. Fiesta olmaz. Daha uzun süre performans. Kastrol magnetek molekülleri her zaman korumaya hazırdır. Her zaman. Bazı yağların aksine. Bu canımı çok yakacak. Biz Kastrol magnetekin akıllı molekülleriyiz. Motora sımsıkı tutunuruz. Çünkü aşınmanın %75'i motorun ilk çalışması ve ısınması sırasında olur. Her zaman hazır olmalıyız. Ateşle şimdi. Ekstra koruma katmanı. Kastrol Magnatec. Akıllı molekülleriyle yağın ötesinde. Vodafone'un numara taşımada en çok tercih edilen operatör olmasının önemli bir sebebi var. Kayıtsız şartsız müşteri memnuniyeti yaratmak için durmadan çalışması. Vodafone tüketici hakları bildirgesini sunar. Madde 5. Uluslararası iletişim hakkı. Uluslararası iletişim kurabilmek herkesin hakkı. Vodafone, küresel şebekesindeki ülkelerde yurt içi fiyatlarla konuşmamızı sağlar. Vodafone, herkesin hakkı. Her üç erkekten biri cildinin hassas olduğunu söylüyor. Erkekler tahriş yüzünden acı çekebilir. Özellikle tıraş olurken çok daha fazla. Bu yüzden Cilet Fusion'u geliştirdi ve dermatolojik olarak test etti. Fusion'un mikroşeritleri cildinizi nazikçe gererek düzleştirir ve beş bıçağın yüzünüzde rahatça kaymasını sağlar. Cilet Fusion, mükemmel performans. Hassas ciltlerde bile. Değerli izleyenler, birliklerimiz gecenin dördüncü müsabakasıyla devam ediyor. Şu anda 2-1'lik bir Kremlin Bears üstünlüğü var. Bu gecede 3 puanı kazanabilmemiz adına bu karşılaşmayı bir şekilde galip noktalamamız icap ediyor. Sergi Lapin 22 yaşındaki sporcusu İstanbul'un rakibi Ali Musaev olacak. WSB'deki ikinci müsabakasına çıkıyor Ali Musaev. Daha önce bir kez yine 10. maç haftasında sahneye çıkmıştı ki bu akşam aslında ikinci müsabaka hariç diğer tüm sporcular 10. maç haftasında Milano Thunder'ı yenen sporcular, hep galibiyetler elde eden sporcular değerli seyirciler. Ali Musaev müsabakada ilk WSB karşılaşmasında Milano Thunder'ın Karadağlı sporcusu Doško Brašković'i ilk roundda knockout'la satış bırakmıştı. Dikkatli olmak gerekiyor. Bu sporcu karşısında sürprizlere açık olmak gerekli. Lapin sollarla başladı. İkili kombinasyon Sergi Lapin. Lapin bu müsabakada hemen ardından Harkov'a geçecek Ukrayna'da ve Ukrayna şampiyonasına katılacak. Ukrayna şampiyonası da önümüzdeki hafta içerisinde start alıyor merak edenlere amatör boks açısından. Direkt vuruşlar devam ediyor. Lapin sağ kroşeye Musaev anını koladı ve iyi bir sert sağ kroşe çıkardı. Güçlü vuruşlara sahip bir takım sporcuları var Kremlin Bears'ın. Musaev'in takibi devam ediyor Sergey Lapin'i. Sol geliyor Musaev'den. Güzel bir sağ Lapin. Sergey Lapin'in de ikinci müsabakası. İlk kez İstanbul'umuz için yurt dışında sahne oluyor bir deplasman müsabakasında. Ve ilk galibiyetini arıyor WSB'de. Sağ denedim Musaev. Sol direkt sağ kroşe.
Davison. Şimdi Musafi şu ana kadar bir sağ köşesi var isabetli. Bunun dışında hiçbir etkisi yok. Aktiflikle eğer Sürpriz'i kuşanmazsa randonu tamamlayabilir Lapin ama işte sol geldim Musafi'den. Deniyor orada yavaş yavaş yok diyor. Belki elinde olan şeyler bu. Bu kadar. Sol denedi yine Musaif. Sol denedi Lapin. Sağ kroşe Musaif karşı atak. Sol geldi Lapin'den. Henüz 22 yaşında Sergi Lapin. Sağ denedi Lapin, sol deneyen Musaif yakın mesafe. Lapin de karşılık vermeye çalışıyor bu sarılma esnasında. Son yarım dakika içerisinde sağ kroşe yakın mesafede Sergi Lapin. Şimdi Musaif kovaladı onu. Sağ deniyor Lapin eskiviyle çıktı. Sol direkt var Musaif. Sol deneyen ve isabet bulan Musaif. İkili kombinasyon Lapin eldiveniyle karşılamayı başardı onu. Biraz da şanslı bir savunma Sergi Lapin'den. Bu artık olmadı. Önce sol dirsekle enseye baskı ardından aşağı doğru çektiği rakibine bir vuruş gerçekleştiriyor. Musaif. Bu karşılaşmanın ring hakemi Fransa Federasyonu'ndan Jean Verlaine. NTV Spor'dan WSB heyecanı tüm hızıyla devam etmekte. 12. maç haftası normal sezon sonuçlanıyor. Ufak bir ara vereceğiz. Nisan ayında yeniden birlikte olmaya başlayacağız. Yarı finallerde ve finale müsabakaları Mayıs ayında yapılacak. Özellikle takım finallerinin yarısına, bireysel finallere dikkat. 5 sporcu Londra Olimpiyatı'na hiçbir elemeye maruz kalmaksızın katılma hakkını kazanacak çok ilginç sporcular var. İlk round'un sonunda İki hakem Musaif lehine her nasılsa puan vermiş gibi görünüyor. Round number 2. İkinci round başladı değerli seyirciler. Musaif yaklaşmaya çalışıyor. 2-3 isabetli kuşlar round'u kapatıyor. Sağ koşu sol ikili kombinasyon Musaif. Baskılı. Sağ kroşe Lapin. Sağ kroşe Lapin'den yeniden. Bir sağ daha vurdu çıktı. Oynamaya devam ediyor. Musaif yakın mesafe sağ denedi. Bu boğuşma esnasında net bir vuruş çıkmıyor. Round'un hemen başında sert İki isabet elde etti Musaif. Bu tabi hakemleri oldukça etkileyecek unsur. Bunlardan biri sol sağ direkt vuruşlar Lapin. Sol direkt var yine Lapin'den. Direkt vuruşlarla o da taktiğini bu şekilde oturtmuş. Uzun olduğu için boy avantajı ve eklemlerin uzunluğunun ortaya çıkardığı bu avantajı kullanmaya çalışıyor. Musaif yakın mesafeye girdi. Ali Musaif'in ikili kombinasyonu. Kafkasya coğrafyasının sporcularından biri. Orada biliyorsunuz çok başarılı sporcular yetişiyor. Sadece Rusya'nın topraklarında değil, yine diğer Kafkas ülkeleri komşularımız, örneğin Gürcistan veya Azerbaycan, judo, tekvando, boks gibi sporlarda oldukça başarılılar olimpiyatlarda. Güce dayalı sporlarda yine halterde Azerbaycan nispeten güçlü takımlardan biri. Güzel bir sol direkt ve sağ kroşe kombinasyon. Harika iş çıkardı şu an Lapin. Çok teknik. Şidev vücut gücüyle yanıt vermeye çalışıyor. Güzel bir sağ parkat. Güzel bir sağ Lapin'den.
Rusev yaklaşmaya çalışıyor. Lapin çok rahat bir ram çıkardı. İlk 20 saniyeyi saymazsanız enfes. Sol direkt yeniden Lapin sağ kroşe. Lapin Rusev sağ uzatmak istiyor. Sağ Lapin güzel eskiler. Bakın yakalayamıyor Musaev. Sol uzakat Lapin ve derken gong sesiyle ikinci round sonuçlanıyor. İlk round'da da buna benzer atakları vardı Sergi Lapin'in, ama tabii işte o 2-3 isabetli ve etki yaratan burada türbinlerin de, daha doğrusu mekanda bulunan seyircilerin de sesini yükselten ve ev sahibi takım sporcu olarak alkışlarını alan, onların desteğini alan vuruşlar gerçekleştirdiği için Musaev hakemden biraz ondan yana oy kullandığı ikramda sonunda, ama yakın mesafeye girince bu sporda abartıyorlar. Bayağı itmeli, çekmeli hareketler var, ama bu tabii bir bahane olmamalı. Buna rağmen kazanmak gerekiyor. İkinci round'un sonunda üstünüz değerli izleyenler, böylelikle puanlamada iki hakemle beraberliği yakaladık. Bir hakem ise şu anda iki round'da Musaev lehine. Düzeltiyorum. İki hakemle beraberliği yakaladık, bir hakemden Musaev üstünlüğü var, ama bu tabi henüz hiçbir şey değişti. Hiçbir sonuç ortaya çıkarmayacak Musaev lehine. Sağ deniyor Lapin. Sola parkat Lapin. Sağ kroşe Lapin. Musaev hiçbir şey yapamadı, ama yineleyelim, sürprizlere hazırlıklı olmak lazım. İşte içeri girdi. Sol ikili kombinasyon. Sol bayağı sert geldi ve Lapin yere iniyor. İşte bunları kovalıyor. Söylemiştik. Kısıtlı bir kapasiteyle yapabileceği şey bu. Yine gelecek. Yaklaşmaya çalışıyor Musaev. Gecenin ilk knockdown oldu. Sol köşe sağ. Musaev şimdi tabii Lapin biraz tökezlemeye başlayınca baskıyı arttırıyor. İtmeli, çekmeli bir şeyler yapması lazım Lapin'in. Sarılabilir, itebilir. Sağa uzattı Musaev. Toparlanıyor biraz Lapin. Biraz bir yarım dakika ihtiyacı var. Sağ köşe güzel. Yine Musaev. İkili kombinasyon Lapin. Sol sağ kombinasyon Musaev. Lapin uzaklaştı, yaptı eskilerle. Tabii tam beraber yakalamışken üst üste iki net vuruş çıkarması Musaev'in. Ve bunun ardından Lapin'in yere inmesi ona 8 noktalandıracak bu anda. Çok büyük olasılıkla sağ deniyor Musaev. Sol Lapin kurtulmayı başardı vuruşlardan. Aparkat denedi Musaev. Musaev yaklaşmak istiyor. Güzel. Bakın önce sağ tünelini, ardından sağ tünelini tersine doğru hareketlenirken bir sağ. Hem kendine bir tünel açtı, hem de isabetli vuruş elde etti Lapin. Sağ direkt. Sağ uzatmaya çalışıyor Lapin. Direkt vuruşlar Lapin'den. Sağ köşe Musaev. İsabetli bir vuruş gelmedi orada. Şimdi Lapin karşı hata geçiyor. Kapandı Lapin. Musaev avuç içi normal kroşeler savunuyor. Son 15 saniye dayanmak gerekiyor ki 1 dakikalık arayı etkin kullanabilelim. Son 6 saniye. Sağ kroşe Lapin. Ve gong sesi gelmek üzere. Sol kroşe Musaev'den ve puanlamada şimdi 2 puan geriye düşmüş olacağız gibi görünüyor. Şu andan ne tahmin edebiliriz. Lapin bacaklarını sındırmaya çalışıyor antrenörü Dave Cabo. İşte az önceki pozisyon, buradaki bu sol net kroşe. Ve ardından gelen sağ Lapin, işte sol kroşenin etkisiyle
maalesef dizlerinin üzerine, hatta daha sonrasında tam olarak çöktü. Davay defa yarışından şu olmak üzere burada ve burada bu gösteren gibi. Bir başka açıdan izliyoruz aynı pozisyonu. Bu tabii işleri zorlaştırıyor. 29-22, yedi ve bir hakem halen bizden bizim için beraberlik vermeye devam ediyor. Bir beraberlik çıkarmış olmaya devam ediyor ilk roundda bize verdiği için. İkili kombinasyon, ayağa takıldı Lapin'in. Musayef yine hızlı bir giriş yaptı roundda. Aktif bir savunmayla ilk dakikayı geçirmek lazım. Boks tabii ev sahibi avantajının belki en net olduğu spor dallarından biri. Çok büyük bir moral motivasyon sağlıyor sporculara. Sağ denedi Lapin. Şidaev kurtuluyor Lapin eskivleriyle. Çıktı. Son denedi Lapin. Musayev, Lapin yanıt vermek istiyor. Yine Musayev sağ kreşi uzattı. Lapin yeniden ilerek kurtuluyor. Uzattı Musayev. Sağ kroşe Lapin. Çok yakın mesafede. Sağ parkat Musayev. Halen karşılaşmada gidişatı şu round'u kazanmak kaydıyla lehine çevirebilir Lapin. Sağ güzel. Eskip çıktı. Sol kroşe Musayev savunmada. Sağ kroşe yine savunmada. Kalmamak lazım köşede. Şimdi Lapin, evet. Çıkarıyor kendini oradan. Eskivler. Sağ parkat yakın mesafe Lapin. Sol direkt Lapin. Sol deneyen Musayev. Sağ köşe Musayev. Alamadı Lapin o vuruşu. Korunması lazım. Yeniden Musayev sol. Sağ köşe yakın mesafe. Lapin ve sarılıyorlar. Sağ güzel Lapin'den. Mesafe Musayev sol kroşe. Musayev sol, sağ yaklaştı. Öyle hızlı içeriye giriyorlar ki kendilerini bile kontrol edemiyor Rus sporcular genelde. Güzel bir sağ Lapin'den. Bir sağ daha. Bir kez yere inmiş olmasa Lapin gerçekten şu karşılaşmayı beyimize damlamak adına önemli bir adım atmış olduğumuzu söyleyebilirdik ama 2 puan randı, 3 randı geri kapatma, yerinde kapatma önemli bir sıkıntı teşkil ediyor şu anda. Son 15 saniye değerli izleyenler. Gecenin 4. karşılaşmasını 4. randı içerisinde Musayev sol denedi. Bir sağ bu kez daha isabetli. Sağ uzatmaya çalışıyor. Derken 4. randı sonuçlanıyor. Son round'a doğru giriş yapacağız. Köşemize bakalım. Yuko Wolf hemen ardından işte round'un önemli anları. İki sporcu da güzel eskiv teknikleri gösterdiler. Moskova'da People Club'da WSB'nin 12. maç haftası, yani normal sezonun son haftasındaki gecede takip ettiğimiz 4. müsabaka. Üstünlüğü var şu anda tüm hakemlerden yana. Musayef'e bize bir nakavt gerekiyor yani izleyenler bu karşılaşmayı kazanmak için ve 3 puana tutunabilmek için. Aksi takdirde 3 puan şansımız kalmayacak gibi. Sol direkt Musayev. Sağ deniyor. Sol kroşe isabetli. Sağ sol ikili kombinasyon Musayev. Oo, kafaları kafayla itiyor. Bir ihtar gelirse
Niye yaptığını söyleyelim. Kasıtsız kafa vuruşu gerçekleştiriyormuş gibi yapıp müsabakayı puanla bitirmeye çalışıyor olabilir Musaev. Üstün olduğunu bildiği için. Arkat kroşe kombinasyonu Musaev'den. Sağ parkat deniyor Musaev. Sağ kroşe denedi. Solda isabet saldı 3. vuruşta. Sağ deniyor Musaev. Sol kroşe yeniden Musaev. Sol kroşe isabet Musaev'den. Sağ parkat Musaev. Sağ geldi Lapin'den. Sağ parkat Lapin. Sonrasında Musaev'in kontraları. Sol kroşe Musaev. Ve Lapin dengesini kırarken sayacak mı? Dengesini yitirdi. Lapin saymadı ama bazen saymalar da gerçekleşebiliyor. Bunun örneklerini gördü WSB'de. Eski bir süsten güzel bir sağ kroşe Lapin. Sol deneyen Musaev tam oturtamadı. Sol kroşe Lapin'den geliyor. Son dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Musaev sertleşmeye başladı. İkili üçlü kombinasyon Lapin sağ kroşe Lapin. Sol dönüyor yine Musaev. Sağ parkat Musaev'den yakın mesafe. Asansör gibi birdenbire yükseldi vurdu. Solla uzanmaya çalıştı avuç içi vuruş var gibi. Yine denge kaybı. Nabzı şu anda gayet yüksek herkes koğuşunda. Sol kroşe Musaev. 20 saniye kadar bir süre kaldı. İkili kombinasyon Musaev'den. Eski mi geliyor Lapin'in. Son 15 saniye Lapin üst üste gelen vuruşta karşı hata geçti şimdi Lapin. Bağcığı çözülmüştür mesela Lapin, hakem bunu göremedi. Son 5 saniye. Ve derken gong sesiyle 5 round sonuçlandı. Musaev ellerini kaldırarak öncesine doğru gidiyor. Karşılaşmayı şu anda kazandığını söylememiz mümkün. Sert bir boksör Musaev. Oldukça maç kalitesi yükseliyor WSB'de. Sezonun başından bu yana. Lapin biraz üzgün şu anda. Antrenörleri Lapin'i teselli etti. Böylelikle 3 puana da uzanıyor bu akşam. Crandon Bears. Onlar da evlerinde güçlü bir ekip olduklarını kanıtlıyorlar yeniden. Ancak 1 puan şansı devam edecek birazdan. Muhammed Arjavu ile ve puanlar. Sürgen Arali, judge number 2. 50-44 gibi puanlar çıkacak. 49-45 var bir hakemden. Sudya Amar Dua, judge number 2. Sorte Sorpez, 49-45. Sudya Amar 3. Sorpez, 46. 48-46. Yakın puanlar, belki tahmin ettiğimizden daha yakın puanlar. The winner by unanimous decision. Son round'u Lapin almış gibi görünüyor. Ali Musaev! Ali Musaev değerli izleyenler, karşılaşma ekranlarınızı yansıyan puanlarla kazanmayı başardı. Biz şimdi ufak yere veriyoruz. Daha sonra bizim son karşılaşmasında Mehmet Arjavi ve Sego Bogosyan burada olacaklar. BlackBerry iş hayatını bıraktı, gençliğini yaşıyor. BlackBerry Curve 8520 şimdi 399 lira.
Üstelik Vodafone'la Türkiye'de ilk defa faturasız hatlara, direktleri Messenger'la sınırsız mesaj ve özgürce internet ayda 9 lira 90 kuruşa. Thank you.